Merhabalar. Ekmek tatlısı yaptım bugün. Sizlerin de deneyip beğeneceğinizi umuyorum. Ekmek tatlısı pratik, lezzetli, çok kolay, sütlü bir tatlı. Çok bilinen ve sevilen bu tarifi bir de benden izleyip öğrenin lütfen. Tarifimizde kremasını hazırlarken irmik kullanmadım ben. İrmik kullanmak isterseniz sizler katabilirsiniz. Tarifimizin malzemesi ise oldukça ekonomik ve her bütçeye uygun. Tarifimizi hazırlarken ilk önce şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. 1,5 su bardağı toz şekerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz ve kısık ateşte karamelize etmeye başlıyoruz. Karıştırarak karamelize olmasına yardımcı olalım çünkü çok çabuk yanabilir. Dikkatli ve yavaş karıştırarak şekerimizin eridiğini görebilirsiniz. Şekerimizin rengi dönmeye başladığında karamelize olmaya da başlamış demektir. Bu aşamada üzerine suyunu ilave ederek birlikte kaynatıyoruz. Suyunu ilave ettiğimiz için şekerler de eridi ve birlikte karıştırın ve bir taşımda kaynatacağız. Güzelce kaynadıktan sonra ocaktan alacağız. Evet, şerbetimiz hazır. Büyük bir borcam tepsi içerisine 2 paket etmekleri gördüğünüz gibi diziyoruz. Ve üzerine daha önceden hazırladığımız şerbetimizden kepçe yardımı ile alıp etmeklerin üzerine döküyoruz. Bütün etmekleri bu şekilde ıslatıyoruz. Şerbetimiz tam ölçü tüm etmeklerimize yetecek kadar hepsini ıslatabilirsiniz. Bütün şerbeti etmeklerin üzerine dökerek tüm etmeklerin iyice ıslanmasını sağlayın lütfen. Etmeklerimiz şerbeti iyice çeksin. Ve biz de bu arada muhallebimizi hazırlamaya geçelim. Muhallebimiz için gerekli olan 1 litre süt. Önce sütümüzü tenceremize alalım. Üzerine 6 yemek kaşığı un ilave edelim. 5 yemek kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı da nişasta. Nişastayı dilediğiniz nişastadan kullanabilirsiniz. Ben mısır nişastası kullandım. Sizler hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. İyice çırparak hazırlıyoruz ki kıvamı akıcı olsun. Ben hep kısık ateşte pişiririm. Çok çabuk dibi tutar. O yüzden siz de dikkatli olun lütfen. Muhallebimiz artık kıvam aldı ve pişti. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ben daha akıcı olabilmesi için blenderla iyice çırptım. Şerbet ile iyice ıslanmış olan etmeklerimizin üzerine muhallebimizi döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde muhallebi ile kaplıyoruz. Bir spatula ile de iyice yayalım her tarafına. Ayrı bir kapta krem şantiyi 1 su bardağı soğuk süt ile çırptık. Muhallebimizi de soğumaya bırakmıştık. Soğuyan muhallebimizin üzerine krem şantimizi de sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlemi yapıyoruz. Her tarafına iyice sürdük. Tatlımız için ben kivi kullandım. Daha önceden Instagram sayfamda da görebilirsiniz. Elmalı,
portakallı ve çilekli olarak hazırlamıştım. Tatlımız artık iyice hazır durumda. 1 saatte dolapta dinlendirirseniz daha güzel kıvam alacaktır. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızı beğendiniz ise lütfen yorumlarınızla bunu bize bildirin. Beğen yaparak ve paylaşarak bize destek olun lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.